Nasıl sizce diye. Onlar ne der ki? O zaman kesinlikle oturmuşsunuz. Okuldan kabul almış olsa bile de bu mümkün değil. Sponsor olan firmayı değiştirebilir mi? Bu şartları karşıladıktan sonra avukatla ya da avukatsız başvurmak. Çetrefilli bir dosya tipi. Eskiden böyle değildi. İltica eden kişi biz sizin oturumunuzu uzatmıyoruz gibi. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün Hamit Bey'le birlikteyiz. Kendisi hem banka hem de göç avukatı. Sizlerden bir takım sorular almıştım. Kendim de sorular hazırladım. Ve bugün bize o konuda yardımcı olacak. Elinden geldiğince bunları cevaplandıracak. Tabii ki soracağımız şeylerin bazıları çok detaylı, bazıları da çok spesifik. Detaylı olan şeyleri birazcık kaba hatlarıyla aslında bahsediyor olacağız. Daha detaylı başka sorularınız olursa da onları daha sonrasında alabiliriz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi ben ilk sorumla başlayayım. İlk başta bir oturum izni türleri üzerine bir genel sorular soracağım. İlk sorum, çalışmayla oturum izni şartları nelerdir? Süreç nasıl ilerliyor? Ortalama ne kadar sürüyor? Çalışma oturumu için ilk gerekli olan şey tabii ki bir kontrat. Yani İsveç'te bir işveren tarafından bir kontratınız olması gerekiyor, bir iş kontratınız. İş kontratınızın süresi farklılık gösterebilir. Bir yıl, iki yıl, bir yıldan daha kısa vesaire olabilir tabii ki. Ama ne kadar kontratınız varsa o kadar süreyle oturum alabilirsiniz. Bunun yanında bir maaş şartımız var. Bu günden güne değişiyor ve hani şu an söylediğimiz rakam ileride geçerli olmayabilir ama şu an yaklaşık 28.500 civarı, 28.480 kron olması lazım. Brüt maaş bu, yani vergiden önce bu kadar kazanıyor olmanız lazım ki oturum alabilirsiniz iş üzerinden. Ve tabii ki bazı şartlar var, işverenin karşılaması gereken şartlar, sigortalar vesaire, bazı şartların İsveç standartlarında olması gerekiyor. Bu şekilde yani süreler de tabii ki her zaman değişiyor. Örneğin şu an yazın, Türkiye'deki gibi adli tatil söz konusu değil burada ama tabii ki personelin birçoğu tatile çıktığı için işlem süreleri yavaşlayabiliyor. Genelde 4 ayın altında başvuruları halletmeye çalışıyorlar, cevap vermeye çalışıyorlar. Bazı sektörlerde ve bazı işverenler için bunu 1 ayın altında hallediyorlar ve tabii ki bazı sektörlerde bu 4 ayı da aşabiliyor. Yani net bir cevap veremiyoruz tabii ki her zamanki gibi. Benim yakın zamanlarda haberlerde gördüğüm bir şey vardı. Yani 2025 Haziran ya da Ağustos sonrasıydı sanırım. Tam emin değilim. 34.500'e ya da 36.500'e çıkması planlanıyordu diyebiliyorum. Şöyle, bu bahsettiğimiz maaş şartı şu şekilde hesaplanıyor. Bir İsveç'teki bir ortalama maaş var. Bunu hesaplıyorlar ve şu an %80 alınıyor bu ortalama maaşı. Ve tabii ki her yıl bu ortalama maaş güncelleniyor. O yüzden sınır gittikçe artıyor. Bu %80 oranın da %100'e çıkarması planlanılıyor. Şu an bu görüşülüyor, evet. Yani böyle bir şey mümkün. Yani bu videoyu daha önce çekmiş olsaydık 13.000 kron gibi saçma, absürt bir sınırdan bahsedecektik. Şimdi 28.480, sonrasında 35-36.000 kronlara çıkabilir tabii ki. Yani aslında şu anda birazcık daha kalifiye elemanlar ve meslek sahibi kişiler gelebiliyor tabii bu şartlarla diyebiliriz. Tabii ki, yani şu an politikanın hedefi bu tabii ki. Önce buraya gelen insanların belirli bir sınırın, belirli bir standardın üstünde yaşaması veya o standardı tutturmalarını istiyorlar. Ve ileride de tabii ki bu sınırları yükselterek ve bahsettiğimiz oranları yükselterek hedef daha eğitimli, yüksek eğitimli göçmenleri çekmek İsveç'e. Çünkü önceden daha fazla hizmet sektörü için de çok fazla alım oluyordu. Şimdi birazcık onun önü kapatılıyor sanırım. Peki bu işte belli sigorta şartlarını karşılaması gerekiyor dediniz. Hani buralar şuna mutlaka dikkat ediliyor diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani işverenler artık bu konularda tabii ki daha bilinçli ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Büyük şirketler genelde aracı kurumlarla çalışır. Küçük şirketler, orta ölçekte ya da küçük şirketler bu işleri kendi başlarına halletmeye çalışıyorlar ve aracı kurumlar hem profesyonel olmadığı için hem de çok büyük kurumlar içinde çalıştıkları için evraklarda çok kayıplar yaşanıyor. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu kurallara hakim olmadığı için bazı sigortaları yaptırmayı unutabiliyorlar. Bazı tatil paraları dediğimiz veya kırmızı gün paraları dediğimiz paraları yatırmayı unutabiliyorlar. Tabii ki bunun sonucunda, örnek veriyorum, sizin sigortalarınızdan biri eksik veya sizin tatil paralarınız düzgün yatırılmamış. Size 2 senelik bir oturum verilmişti ve bu 2 senenin sonunda size oturum uzatmaya vakti geldi. Oturum uzatmaya başvuruyorsunuz ve tabii ki geçtiğimiz 24 ayı göç kurumu Migrationsverket bunu kontrol ediyor ve diyor ki, örnek veriyorum, 1,5 yıl önce şu ayda tatil parasında problem olmuş. Bunun sorumlusu siz olmayabilirsiniz ama fark etmez. Biz sizin oturumunuzu uzatmıyoruz gibi. Bu tarz şeyler söyleyebiliyorlar. Yani işveren ya da aracı kurum ne hata yaparsa yapsın bunun sonucundan tabii ki başvuran etkileniyor. Sorumluluk hiçbir zaman işverene ya da aracı kuruma yüklenemiyor. Bir de ben şöyle bir şey biliyorum. Bunun doğruluğunu size bir sormuş olayım. Tabii. Bu oturuma başvurmadan önce bir iş aramak gerekiyor. O işte de Avrupa Birliği'nde şöyle bir olay var diye biliyorum. Yani sizi bir kişi işe alacaksa öncesinde kendi ülkesinde bunu iş ilanını açması gerekiyor. Bulamazsa Avrupa'da açması gerekiyor. Bulamazsa artık Avrupa dışındaki ülkelerden alabiliyor. Tabii ki bu çok spesifik meslekler var. Hani yani bu işi bu yapabilir dediği noktada buna gerek kalmıyor belki de ama. Ya böyle bir şart var.
Bu şart şu an İsveç İş Arama Kurumu'nun sitesinde ilan verdiğiniz zaman karşılanan bir şart. Sözleşme tarihinden önce ilan verilmesi gerekiyor. Yani şu olmuyor, sözleşmeyi yaptık, ilanı verdik, olmuyor. Önce ilanın verilmesi gerekiyor. İlanın belli bir gün durması gerekiyor İş Bulma Kurumu'nun sitesinde. Belli bir gün durduktan sonra sözleşme yapılabiliyor. Yani bir daha o sitede sizin ilan vermeniz, RBS Vermelingen'in sitesinde ilan vermeniz o şartları karşılamaya yetiyor. Tamamdır. Zaten bunu firmalar kendileri hallediyorlar diye düşünüyorum. Evet, kişiye yani, düşen bir evet. Şey yok. Yok, RBS Vermelingen'de hesap açmak çok kolay. Girip hesap açıp direkt ilan yazabiliyorlar. Tabii yani artık dediğim gibi firmalarda, şirketlerde bununla alakalı bilinçli. İlan yazarken de kimi alacağı belli olsa dahi öyle bir ilan yazıyor ki zaten başvuru dahi kabul etmiyor. İlan direkt almak istediği kişiyi alıyor. Anladım. İkinci sorum, yani çalışmayla oturum izni almış bir kişi İsveç'e taşındıktan sonra kendisine sponsor olan firmayı değiştirebilir mi? Ya da herhangi bir işten çıkarılma durumu olursa nasıl bir süreç ilerliyor? Şunu söylemek lazım, yani sizin aldığınız oturum, çalışma oturumu o iş için, o pozisyon için ve o işveren için geçerli bir oturum. Bunu siz oturum sürenizde, örnek veriyorum 2 yıllık oturum aldınız, 2 yıllık oturum süresi boyunca değiştiremezsiniz. Ne işvereninizi değiştirebilirsiniz ne de aynı işveren altında pozisyonunuzu değiştirebilirsiniz. Başka bir işte de çalışamazsınız, sadece orası için. Hatta o zaman bu yani oturumu uzatmaya gittiğimizde tekrar ikinci bir 2 yıllık almaya gittiğimizde de aynı şekilde değiştiremiyoruz değil mi? Orada şöyle bir istisna var. 2 yılınız bitti. Siz uzatmaya başvuracaksınız veya başvurdunuz. Şunu yapabiliyorsunuz. Şöyle bir istisna var. Pozisyonunuzu değiştiremiyorsunuz ama işvereninizi değiştirebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Öğretmen olarak çalışıyorsunuz. Çok genel bir örnek veriyorum. Öğretmen olarak çalışıyorsunuz bir okulda. 2 yıl sonra o okuldan çıkıp başka bir yerde öğretmen olarak çalışabilirsiniz. Ama şunu yapamazsınız. Ben burada öğretmen olarak çalışıyordum. Başka bir okulda gidip müdür olarak çalışacağım. Bu mümkün değil. Okay. Pozisyon kesinlikle değiştiremezsiniz. Yani iş tanımları ve pozisyonlar ve yine başvurularda kullanılan pozisyon için o belirli iş tanımı için kullanılan kodlar var. O kodun değişmemesi gerekiyor. Aslında çok güzel söylediniz. Çünkü insanlar genelde şunu düşünebiliyorlar. Ya bir şekilde gideyim sonra orada başka bir işe geçerim gibi. Ama bu pek mümkün olmuyor. Ya da şöyle düşünebiliyorlar. Burada öğretmenim, orada müdürüm. Zaten aynı şey. Okulda çalışıyorum ama öyle değil maalesef. Peki şu olduğunda ne oluyor? Ben firmamı değiştirmedim ama atıyorum ki firma beni bir şekilde işten çıkardı o 2 yılın içinde. O zaman nasıl bir süreç ilerliyor? Yani benim burada tekrardan iş aramam için bir imkan sunuluyor mu? Yoksa oturum iznim direkt mi iptal oluyor? Şöyle, oturum izniniz direkt iptal olmuyor ama 2 yılın sonunda tekrar uzatmanızda size soracaklar tabii ki. Siz bu saatte bu vakitte işten çıkarılmışsınız. Buradan buraya kadar neler yaptınız? Başka bir yerde çalışmanız tabii ki mümkün değil. O yüzden şunu yapmanız gerekiyor. İşten çıkarılsanız da veya kendiniz işten çıksanız da yeni bir iş bulur bulmaz yeni oturuma müracaat etmeniz gerekiyor. Bütün süreci yeniden Evet, süreci yeniden başlatmanız gerekiyor. Tabii şunu bilmek lazım. İsveç'te işten çıkarılmalar o kadar kolay olmuyor. Yani kolay kolay biri sizi işten çıkaramaz. Hani ucu açık şeklinde çevirebileceğimiz kontrat tipleri var ya da belirli süreli kontratlar var. Yani örnek veriyorum tilsvidereyse yani ucu açıksa kontratınız sizin çıkarmak için bazı sebepler gerekiyor. Veya belirli bir süre içindeyse onun için farklı sebepler gerekiyor ama dediğim gibi bu kadar kolay bir şey değil zaten işten çıkarmak. Bir de oturum ayarlamışlarsa kesinlikle. Çok olmaz. Peki aile birleşimiyle oturum izni şartları nelerdir? Onun süreci nasıl ilerliyor? Ortalama süresi ne kadar sürüyor? Bir de daha sonrasında şey soracağım. Evlilikle gelmek sambo ile gelmekten daha mı kolay? Şöyle, aile birleşimi aslında çok çetrefilli bir dosya tipi. Tabii ki gelmesi avantajlı ama işlem süresi ve başvuru sürecindeki aşamalardan ötürü oldukça çetrefilli. En uzunu o diyebiliyorum. Evet, bayağı uzun çünkü aile birleşimi sürecinde bir Förschöningskrav dediğimiz bir geçindirme şartı gibi bir şartımız var. Bu geçindirme şartında şunu istiyorlar. Örnek veriyorum, çocuk yok. Çocuk olsa da yani İsveç'te yaşayan kişinin İsveç'in dışında yaşayan kişiyi getirirken belirli bir gelire sahip olmasını istiyorlar. Ve belirli bir yaşama alanına sahip olmasını istiyorlar. Bu sizin kendi eviniz olur, kiraladığınız bir ev olabilir. Ama kiraladığınız bir evse belirli bir süre o evde kalma hakkınız olduğunu göstermeniz gerekiyor. Kontratın size ait olması gerekiyor gibi. Evet, yani neden? İkinci elden de kiralayabilirsiniz tabii ki ama onun için de işte örnek veriyorum size kiralayan kişinin gerekli izinleri alıp almadığı ve belli bir süre kontratınız olması gerekiyor. Öyle 3 aylık kontratla olmaz yani. Ve tabii ki belirli bir gelir seviyenizin olması gerekiyor. Kiradan sonra elinize yaklaşık 10 bin kron para kalması gerekiyor çiftler için vergiden sonra. Bu evinizin tabii ki standartlarına bağlı. Eviniz büyükse çok kira ödeyebiliyorsunuz veya işte merkezi ise kiranız azsa bunu karşılamak daha kolay oluyor ama tabii ki evin bir mutfağı olması lazım. Yani şu olmaz. Bir oda var ve banyo ve mutfağı diğerleriyle, diğer odalarla paylaşıyoruz. Bu şekilde olmuyor. Hı. Evin kendi mutfağının olması lazım. Bu şartları karşıladıktan sonra tabii ki bir evlilik ya da bir birliktelik olmasını istiyorlar. Evlilik tabii ki, en son sorduğunuz soruya cevap vereceğim, sonra devam edeceğim. Evlilik tabii ki sambodan daha avantajlı. Bu şu yüzden daha avantajlı. Birlikte yaşadığınızı kanıtlama adına çok daha avantajlı. Bazen müvekkiller mesela soruyor yani çocuğumuzun olması daha avantajlı mı? Tabii ki daha avantajlı. Çünkü ilişkinin bir kanıtı. Aynı şekilde evlilik de yani ilişkinin bir kanıtı bu. Ama sambo ile veya sambo değil
evlisiniz ve partnerinizi İsveç'e getirmek istiyorsunuz. Bu da mümkün. Sambo olduğunuzda, Sambo'yu da belki açmak gerekir bilmiyorum. Belki, evet. Sammanbuende, yani birlikte yaşayan insanlar aslında. Hani birlikte yaşadığınız bir insanı İsveç'e getirebilirsiniz. Şartlar değişmiyor. Yine bir yeterli büyüklükte bir eviniz olması gerekiyor. O evde belli bir süre kalabilmeniz gerekiyor ve belirli bir gelir şartı var. Sambo'da bir de şey gerekiyor diye biliyorum. Bunu da doğruluğunu sorgulamak için yine soruyorum. Eğer Sambo olarak başvuru yaptıysanız birlikte yaşadığınızı gösterdiğiniz işte nasıl diyeyim? Ev kontratında ikinizin de adı olması evet. gibi. Evet. Yani Sambo demek tabii ki birlikte yaşıyor. Birlikte yaşadığınızı kanıtlamanızı istiyorlar. Ne gibi? Eve bir mektup gelmiştir. İkinizin adı yazıyordur. Veya işte bulunduğunuz ülkedeki nüfus kaydında siz ikiniz de aynı adreste gözüküyorsunuzdur gibi şeylerin belirli bir süre birlikte yaşadığınızı göstermeni istiyor. Ama diyelim ki bu şartlar yok ve siz İsveç'te yaşıyorsunuz. Türkiye'den biriyle tanıştınız ve Türkiye'deki kişiyi İsveç'e getirmek istiyorsunuz yani aile birleşimiyle. Bu da mümkün tabii ki. Ama Migrons ve Göç Kurumu buraları tabii ki biraz daha ayrıntılı inceliyor. Yani ilişkinizin ciddiyetine bakıyor. Yeteri kadar buluşmuş musunuz fiziksel olarak tabii ki telefon görüşmeleri, video görüşmeleri önemli olsa da saymıyorlar bu şekilde. Fiziksel olarak buluşup görüşmüş olmanızı istiyorlar. Buluştunuz mu, görüştünüz mü yeteri kadar, yeterli bir vakit geçti mi ilişkinizde? Yani biz bir ay önce tanıştık ve şimdi aile birleşimi yapmak istiyoruz. Buna çok sıcak bakmıyorlar. Daha bir vakit geçmesini istiyorlar. Tabii ki bu aşamalardan sonra diyelim ki siz bütün şartları karşılıyorsunuz. Bu şartları karşıladıktan sonra Migrationsverket'te göç kurumunda size bir dosya memuru atanıyor Hamlegger'e. Bu Hamlegger'e size artık konsolosluktan bulunduğunuz ülkedeki konsolosluktan bir tarih almanızı istiyor. Şimdi dosyanın işlem süresini en çok etkileyen kısım burası. Çünkü her konsolosluğun kapasitesi aynı değil. Örnek veriyorum Balkanlardaki bir konsolosluğun orada yani mülakat yapacaksınız tabii ki konsoloslukta. Orada yapacağınız mülakat için konsolosluktan size bir hafta sonraya tarih verebilirler. Türkiye'deki için 6 ay sonraya verebilirler. Ki ben şu an Mayıs'ta bana mail gelmişti. Ekim'in 10'u için mesela. Şu an, evet yani şu an tam olarak süreler bu şekilde. 5-6 ay sonraya veriyorlar. Konsolosluk tabii ki yani öv belasta çok işlem kapasitesi çok yüksek değil ve çok dosya var. Türkiye'den çok başvuru olduğu için bunun sebebi. Ama hani konsolosluk personeli de tabii ki çok fazla değil buna göre. Yaz periyodları da bu süreleri biraz uzatabilir. Ve Migrationsverket kesinlikle konsolosluktaki görüşme olmadan, o mülakat olmadan size oturum veremez. Yani dosyanıza bir memur atanmış dahi olsa o memur oturup bekliyor. Konsolosluktaki görüşmenizi yapmanız. Siz konsolosluğa gidiyorsunuz, size bazı sorular soruyorlar. Ondan sonra sizin görüştüğünüz, mülakatınızın, görüşmenizin transkripti, yazılı hali Migrationsverket'e gönderiliyor. Migrationsverket, Handlegger'e memur onlara bakıyor ve ona göre bir karar veriyor. Ben mesela gittiğimde şey sanıyordum yani mülakatı yapacak olan kişi direkt kararı veriyor sanıyordum. Hayır. Bana orada hani ben bittiğinde sordum yani nasıl sizce diye. Onlar da derken bizim hiçbir etkimiz yok. Biz sadece gönderiyoruz evet. konuştuklarımızı. Hani biz karar vermiyoruz demişlerdi. Evet onlar direkt Migrationsverket'e göç kurumuna iletiyor. Ama ondan sonra çok hızlı ilerledi mesela. Yani mülakattan sonra bana 2 hafta içinde bir cevap verdiler. Olumlu sonucumdan sonra hani 1-2 hafta içinde de benim oturum kartım mesela konsolosluğa geldi. Ama işte mailin tarihine kadar mesela Temmuz'da başvuru yaptık. Mayıs'ta bana mail attılar. Yani tabii Temmuz'dan Mayıs'a. Hani o zaman ortalama 1 yıl en az diyebilir miyiz? En az 1 yıl diyebiliriz. Konsolosluktan cevap geldikten sonra daha doğrusu şöyle. Konsoloslukta siz mülakatını yaptınız. Zaten size konsolosluk randevu verebilmek için dosya memuru sizin şartları karşılayıp karşılamadığınıza bakıyor. Zaten şartları karşılıyorsanız mülakatınızı da yaptıktan sonra tabii ki dosya memuru dosyalarınızı güncellemenizi isteyebilir. Ne gibi? Maaş bordrosu istemiştir sizden. Şunu diyebilir. Maaş bordrolarını bir daha gönderir misin? Çünkü onlar eskidi artık. Geride kaldı. Şimdiden geriye yönelik 3 aylık gönderebilir misin diyebilir. Ben de sanki mülakata giderken yine de götürmüştüm diye hatırlıyorum. Ya yani olabilir. Belgelerin içine ekstra olarak koymuştum istenebilir diye. Ondan sonra aslında ama mülakat yapıldıktan sonra dosya memuru için artık her şey tiklenmiş durumda. Artık karar verebilir. Dosya memuru hemen kararını hazırlıyor. Bu genelde bir hafta içinde hani o hafta içinde hallolur. Dosya kararını hazırlıyor. İmza için karar vericiye gönderiyor. Besilios Fatlara'ya o kararı imzalıyor. Kararı imzaladıktan sonra kart üretimi vesaire çünkü mülakata gittiğinizde sizin bilgilerinizi de alıyorlar. Parmak izi, fotoğraf vesaire. Evet. Bunları da alıyorlar. O aldıkları bilgilerle kart üretiliyor. Oturum karar verildikten sonra. Oturum kartı üretildikten sonra bu sefer Türkiye'de yaptıysanız mülakatı artık o konsolosluğa postalanıyor. Tabii yani kartın elinize ulaşması 1 ila 4 haftayı bulabilir. Belki gereksiz bir detaydır izleyiciler için ama tabii bu kartlar hassas belgeler ve diplomat postasıyla gönderiliyor. O diplomat postası da 4 haftada bir çıkıyor. En son ne zaman çıktığına göre kartın size ya da konsolosluğa ulaşması da o kadar sürebiliyor yani. Ama 1 ila 4 hafta diyoruz yani genelde. Bu arada ben ekstra bilgi olarak da söylemiş olayım. Şimdi bu oturum kartınız size geldi ve İsveç'e geldiniz. Şey gibi düşünmeyin. Bu kart yeterli gibi düşünmeyin. ID kartı da mutlaka almanız gerekiyor. Skatteverket'in İsveç'in birçok yerinde bu ID kart işine Staten Service Center bakıyor. Yani Staten Service Center'den randevu alıyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam her yerde yapmıyorlar bunu. Göteborg, Malmö, Stockholm yani daha büyük şehirlerde yapıyorlar. Yani gidiyorsunuz orada belgelerinizi göstererek. Yani oturum kartı aslında şu demek. Ben AB içine girebilirim.
Evet, giriş çıkışlarda bakılıyor. Aynen öyle. Ülke yani, içinde ID kart geçiyor evet, yani. Evet, sonra ID kartınızı çıkarmanız gerekiyor. Bir banka hesabı açacaksınız, örnek veriyorum. Oturum kartınızı kullanamazsınız. Bazı Avrupa ülkelerinde böyle mesela. Oturum kartınız aynı zamanda ID kartınız. İsveç'te böyle değil. Oturum kartınız giriş çıkışlar harici hiç önemli değil. Tabii ki bazı işlemde ID kart çıkartırken size oturum kartınızı soruyorlar. Evet. O ayrı. Ama İsveç'e geldiniz, ID kartınızı çıkardınız, oturum kartınızı artık bir rafa kaldırabilirsiniz. Bir evet. daha İsveç'ten çıkarken. Aslında İsveç'ten çıkarken de gerekli değil oturum kartı. İsveç'e geri girerken gerekli. Evet. Yani rahatça çıkabilirsiniz İsveç'ten. Evet. Ama geri girerken gerekli. Peki eğitimle oturum izni şartları nelerdir? Onun süreci nasıl ilerliyor? Ortalama o ne kadar sürede sonuçlanıyor? Yani eğitim oturumları tabii ki biraz daha hızlı çıkıyor. Çünkü eğitimin bir başlama tarihi var. Hı-hı. Genelde 3-4 ay içinde karar veriyorlar. O kadar bile sürmüyor yani. Tabii ki eğitim oturumu için en gerekli şey nasıl işçi oturumunda gerekli şey kontrat olduğu gibi eğitim oturumunda da bir kabul gerekiyor. Yani bir hı-hı. yüksek öğretim kurumundan kabul almış olmanız gerekiyor. Bu kabulü aldıktan sonra üniversite tabii ki burada öğrenci oturumu için, öğrenci oturumuyla gelenler için ve bu oturum türüne başvurmak isteyenler için ücretli İsveç'te maalesef. Eskiden böyle değildi ama İsveç'te artık eğitimler ücretli. Ama sadece eğitim oturumlarına ücretli. Bunu da söylemek hı-hı. lazım. Diğer oturum türleriyle geldiyseniz İsveç'te üniversitelerde ücretsiz eğitim görebilirsiniz. Bir üniversiteden kabul aldınız, o üniversitenin ücretini ödediniz ve aylık kendinizi geçindirebileceğiniz bir paranız olduğunu görmek istiyorlar. Bu düzenli bir gelir olabilir ya da bir birikmiş olabilir ya da bir burs olabilir. Bunu gösterdiğinizde şartları karşılamış oluyorsunuz aslında. Ya o zaman bir gelir gösteremiyorsa burada red cevabı ya okuldan kabul almış olsa bile de... Hayır, örnek veriyorum. Siz okuldan kabul aldınız ve fark etmez nerede, hangi üniversite olduğu, hangi bölüm olduğu fark etmez. Üniversitenin ücretini ödemediniz veya ödediniz. Yeterli geliriniz yok veya yeterli birikiminiz yok. Bursunuz da yok. Hı hı. O zaman kesinlikle oturum çıkmaz. Şey gibi düşünmesin o zaman izleyenler. Yani benim okul param yok ama giderim orada çalıştığımla yok, hayır. öderim gibi bir durum yok o böyle zaman. Böyle şey mümkün değil. Tabii ki öğrenci oturumu aldığınızda çalışma izniniz de oluyor. Hı. Yani aynı anda çalışabiliyorsunuz. Bazı yanlış anlaşılmalar var bunun. İşte haftada 10 saat çalışabiliyorsunuz vesaire. Öyle bir durum yok. Çalışabiliyorsunuz normal. Ama bunu da söylemek lazım. Bu lisans ve yüksek lisans eğitimleri için. Doktor hı. için değil. Doktor zaten maaşlı bir pozisyon çünkü İsveç'te. Hı. Ama lisans ve yüksek lisans için belirli bir gelirinizin ya da birikmişinizin olmasını istiyorlar. Burada gelip o birikimi veya geliri karşılayacağım şekilde düşünüyorum. En başta bunu göstermeniz gerekiyor oturum çıkmadan. Bunu ben de bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş oldum. Oturum iznine avukatla ya da avukatsız başvurmak arasında ne gibi farklar var? Yani süre ve sonucu etkiliyor mu bu durum? Yani aslında bu konuyu iki bağlamda ele alabiliriz. Birincisi tabii ki hukuki usul. Yani bu göç dosyalarında tabii ki insanların, şirketlerin ve Migros şirketinde göç kurumunda kullandığı hazır formlar. Hazır formlarla işinizi hallediyorsunuz. Yani bir soru soruyor size evet ve hayır. Evet ve hayır dışında bir şey söylemeye yeriniz olmuyor gibi. Hı hı. Bunu tabii ki avukat daha iyi halledip o mesajı daha iyi karşıya verebiliyor. Sadece form üzerinden değil. Örnek veriyorum bir yazı yazarak. Ve tabii ki mahkeme süreçlerine geçildiği zaman yani Migros şirketteki süreçleri şirketler ve başvuranlar tabii ki avukatla yapmaları her zaman için daha avantajlı, risksiz olması adına ama kendileri hallediyor büyük çoğunlukla ama mahkemeye uzayan bir süreç olduğu zaman orada artık avukat kesinlikle gerekli diyoruz. Çünkü hukuki usul mahkemeyle ve karşı tarafla komünikasyon önemli. Nerede, ne zaman, ne denilecek veya bir şey denildi ama örnek veriyorum söylediğiniz şeyde haklı olsanız dahi dosya mahkeme tarafından Migros şirkete geri gönderilebilir. Hı hı. O yüzden neyi nasıl söyleyeceğinizi bilmeniz lazım. Onun dışında avukatın şöyle bir etkisi var. Yani İsveç'te yaşayanlar veya Migros şirketle göç kurumuyla daha önce iletişim kuranlar bilir ama bilmeyenler için de söylemiş olalım. Migros şirket oldukça acemi bir kurum. Yeni bir kurum değil ama acemi bir kurum. Bunun birçok sebebi var. Kurumun yeterli kaynaklara sebep olmaması, personelin stresli çalışma koşullarından ötürü sürekli işten çıkması ve yeni personelin alındığında eğitiminin sürmesi vesaire. O yüzden Migros şirkette tutarlı ve hesaplanılabilir bir dosya işleme yok. Yani her an her şey olabilir. Hanle Gire size bir şey söyleyebilir, dosya memuru bir şey söyleyebilir, başka bir dosya memuru farklı bir şey söyleyebilir. Migros şirketin ofisine gidersiniz, ofiste gişedeki kişi, Hanle Gire değil onlar ama size bir şey söyleyebilir, siz başka bir yerden farklı bir şey duyarsınız, web sitesinde bambaşka bir şey yazıyordur. Mail atmaya çalışırsınız, soru sormaya çalışırsınız, size aradığınızda net bir cevap vermezler. Mail atarsınız, hani şöyle düşünüyor çoğu insan ki haklı olarak, mail atayım, yazılı bir şekilde elimde bulunsun cevap, bir problem yaşarsam gösteririm ama mailden sorduğunuz sorulara kesinlikle ama kesinlikle net cevap vermezler. Hazır cevapları yapıştırırlar. Ve otomatik olarak siz cevap aldığınız zaman şunu dersiniz. Ben bunu sormamıştım. Sonra tekrar sormaya çalıştınız. Zaten bir mail attığınızda Migros şirketin sitesinden onlarla kontak kurabiliyorsunuz bir form doldurup. Bir hafta sonra, iki hafta sonra dönüyorlar. Bir şey soru soruyorsunuz. Cevap bir hafta sonra geliyor. Diyorsunuz ki ben bunu sormamıştım ki. Yeni bir soru sormaya çalışıyorsunuz. Bambaşka bir cevap geliyor. Ve o sorulara cevap verenler hep aynı kişiler olmadığı için hepsi farklı şeyler yazıyor. Evet. Burada bir ciddiyetsizlik var tabii ki. Bir acemilik var. Avukatın bu süreci takip etmesi her zaman için daha iyi. Çünkü Migros şirketteki kişi, handlegeriniz bir şey bilmiyor dahi olsa ya da emin dahi olmasa veya yanlış biliyor dahi olsa karşısında otomatik olarak durumu bilen biri olur.
sağlıyor. Bu hem dosyanın yanlış işlenmesini engelliyor hem de Migros şirkete karşı bir otorite olmuş oluyor. Yani güç dengesini orada sağlamış oluyoruz. Çünkü burada kocaman bir kurum var. Karşıda İsveççe bilen bir memur var. Ve karşında sadece siz varsınız. Güç dengesizliği var. Ama avukatla birlikte bu güç dengesini sağlıyoruz. Mesela birçok müvekkilimden ben şunu da duyuyorum. Hanlegerime ulaşamıyorum. Normalde bütün şenslemanları, bütün devlet memurlarının kommunikationsskyldigheti vardır. Yani bir iletişim zorunluluğu aslında. Yani siz ulaşmak istediğiniz zaman ulaşmak zorunda. Ulaşabilmelisiniz. Ama tabii ki hanlegerler karşıda bireyi gördüğü zaman yine acemice ve hiç hoş olmayan şekilde telefonları cevap vermiyor, maile cevap vermiyor, umursamıyor, rastgele bir şey söylüyor. Karşıda bir avukat olduğu zaman tabii ki biraz kendine çekidüzen veriyor, söylediklerine dikkat ediyor. Öyle emin olmadığı şeyi rahatça söyleyemiyor. Telefon çaldığı zaman açmak zorunda. Dediğim gibi siz aradığınızda da açmak zorunda ama açmıyor. O zaman aslında süre olarak bir değişiklik olabilir. Kesinlikle, yani bunun da etkisini kesinlikle görüyoruz. Yani dosyalarda başarı oranı %50'ye %50. Yani avukat dahil olduğunda %50 daha fazla bir başarınız oluyor. Bu istatistik. Benim istatistiğim değil ama böyle bir araştırma var. Onun dışında dosyalardaki işlem süresinin kısaldığını ben bizzat görüyorum. Çünkü sizin bir dosyanız gitti. Dosya bir yığının içine giriyor. Ve bir hanlegerinin önünde bir sürü dosya var. Dosyanız kaybolup, arada kaybolup gidiyor. Yani Türkçe'ye çevirmek tam olmaz ama sandalye arasına düşüyor. Sandalyeler arasına düşüyor diyelim. İsveççe diyorlar. Orayı kayboluyor gidiyor. Yani bir avukat bunu takip ettiğinde tabii ki öyle olmuyor. Yani hanlegeri biliyor ki karşımda benim ciddi biri var. Ona göre dosya işliyor ve öyle unutulup gitme gibi bir durumu olmuyor. Bazı müvekkillerimle şöyle çalışıyorum mesela. Yani şu an hali hazırda da birkaç müvekkilim var. Dosyası tamam, her şey yapılmış. Gerekli bütün belgeler gönderilmiş. Benimle iletişim kuruyor. Ya Hamit Bey, bu dosyayı hızlandırabilir miyiz vesaire. Resmi olarak tabii ki bir iki yapılacak hamle var ama onun dışında bir baskı kurmak, bir takipçi olmak, takip yapmak etkisi oluyor tabii ki. Aa, oluyor. Tabii ki etkisi oluyor. Ben çünkü şey de duymuştum, yani sürekli bu defa arandığını, yani İsveçliler pek sıkıştırılmayı sevmedikleri için, daha rahat çalıştıkları için tam tersi olabilir dediklerini şöyle duymuştum. Yok yani belki söylediğiniz şey birey adına doğrudur. Birey çok baskı yaptığı zaman hanlegere, dosya memuru irite olur ve dosyada olumsuz bir etki. Avukat müdahale ettiğinde böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Okay. Bu şu demek değil, avukat dahil olduğunda hemen karar verecek. Böyle bir şey tabii ki kimse garanti edemez. Garanti edenlerden de uzak durun. Böyle bir şey mümkün değil. Ama tabii ki örnek veriyorum, dahil olduğumuz dosyalarda yani bir ay içinde karar aldığımız da oluyor ama 3 ay beklediğimiz de oluyor ve takibi sürekli devam ediyoruz. Sürekli bastırıyoruz. Sürekli yani peşini bırakmıyoruz ama bir şekilde karar alıyoruz yani. Yani tabii dediğiniz gibi mesela en başta zaten özellikle aile bileşiminde mesela dosyanın açılması bile çok uzun sürebiliyor. Ya, yani daha ben diyorum ya, Mayıs'a kadar daha benim dosyama bakılmamıştı bile yani. Ondan sonra birisi atandı. Peki iltica şartları nelerdir? Süreç nasıl ilerliyor? İltica edenler iltica sonuçlanana kadar İsveç'te mi kalıyorlar? Çünkü diğer oturum türlerinde sonuçlandıktan sonra ülkeye girişinize izin veriliyor ama ilticada farklı mı? Ve iltica eden kişiye İsveç ne gibi imkanlar tanıyor? İltica oturumu türü, yani çok geniş bir oturum türü. Tabii ki altında çok başlıkta tartışılması gereken, konuşulması gereken bir oturum türü. Ama ana kuralımız şu. İltica oturumu İsveç içinden yapılmak zorunda. İltica hariç bütün oturum tiplerinin İsveç dışından yapılmak zorunda. Yani ilticayı siz dışarıdan yapamazsınız, diğer oturum tiplerini içeriden yapamazsınız. Tabii ki bunun bazı istisnaları var. Ama iltica İsveç'ten olmak zorunda. Diğer Avrupa ülkelerinde böyle değil ama mesela İsveç'te şunu diyebilirler size. Süreci baştan sona hem de anlatmış olayım hem de sorulara da cevap vermiş oluruz. Size iltica ettiğinizde bir kere iltica sebebinizi soruyorlar. Geldiniz, iltica etmeye gittiniz Migros şirketin ofisine. Şunu diyebilirler. Cuma şu an, pazartesi gel. Hani uğraşmamak için. Bu gayet tabii olabilir böyle bir şey. Gidiyorsunuz, iltica ediyorsunuz ve bazı sebepleriniz işte. Bulunduğunuz bölgede ya da şahsi olarak hakkınızda bir tehlike olması gerekiyor. Bu tehlike dini olabilir, dilinizle alakalı, ırkınızla alakalı, dininizle alakalı, siyasi görüşünüzle alakalı, bunlarla alakalı olabilir. Tabii ki bu görüşmelerde hep çevirmen oluyor. Çevirmenin kalitesi her zaman çok iyi olmuyor ama çevirmen oluyor. Size neden geldiğinizi, neden iltica etmek istediğinizi çok genel bir şekilde soruyorlar. Çünkü dediğim gibi yani bulunduğunuz bölge etkilenmiş de olabilir. Doğal bir afet, bir terör saldırısı gibi olabilir. Bunları netleştirmeye çalışıyorlar. Hikayenizi duymak istemiyorlar aslında. Burada birçok müvekkilim benim bu hatayı düşüyor. Hemen ayrıntılı hikayesini anlatmaya çalışıyor. Öyle değil. Genel olarak neden geldiniz? Ben örnek veriyorum, dini sebeplerden öyle geldim. Örnek veriyorum, ben cinsel yönelimimden ötürü bulunduğum bölgede tehlike altındayım veya benim hakkımda şöyle bir tehlike var dediğiniz zaman bu artık bir iltica sebebi olmuş oluyor. Bunu soruyorlar. Ondan sonra size sağlık durumunuzla alakalı bazı sorular soruyorlar vesaire. Ondan sonra iltica sürecinde, bu diğer oturumlar için, oturum tipleri için böyle değil ama iltica oturumunda şayet sizin ilticanızın İsveç'te görüleceği netleştiyse size bir avukat atıyor devlet ve bunun masraflarını tamamen devlet kendi karşılıyor. Size soruyorlar, istediğiniz bir avukat var mı? Orada tabii ki diyebilirsiniz, ben şu kişiyi istiyorum, şu kişinin avukatım olmasını istiyorum. Bakıyorlar, Migros şirketin kendi avukat listesi var. O avukat listesinde var mı bu kişi? Varsa tamam, biz bu kişiyi sana avukat olarak atıyoruz diyorlar. Masraflarını da dediğim gibi Migros şirket kendi karşılıyor, devlet karşılıyor. Ama şayet örnek veriyorum, sizin Avusturya vizeniz var veya Almanya vizeniz var. İsveç'e geldiniz, iltica ettiniz. Dublin kuralları gereği sizi o ülkeye geri gönderiyorlar. Yani oradan iltica. Evet, ve İsveç'te size avukat atamıyorlar. Yani az önce söylediğim İsveç'te ilticanızın görüleceği netleşmesi mevzu bu. Geldiniz, İsveç vizeniz var veya vizeniz yok. Diyorlar ki tamam, sizin ilticanıza biz bakacağız.
İsveç bakacak. O zaman size bir avukat atıyorlar. Ondan sonra size sağlık durumunuzla alakalı sorular soruyorlar ve parmak iziniz, fotoğrafınız vesaire alınıyor ve parmak izi Schengen bilgi sistemine işleniyor. Yani bu ne demek? Siz İsveç'te iltica ettiniz. 2 hafta sonra dediniz ki ya ben burayı beğenmedim, Almanya'ya gideceğim. Tam bunu da soracaktım. Almanya'da sizi tekrar parmak izinizi tarattığınızda Schengen bilgi sisteminde görüyorlar ve diyorlar ki siz daha önce İsveç'te iltica etmiştiniz. Biz sizi oraya geri gönderiyoruz. Sizi geri İsveç'e gönderiyorlar bu şekilde. Ondan sonra tabii ki bu işlemler bittikten sonra İsveç'tesiniz, İsveç'te kalıyorsunuz. Problem yok. Soruyorlarsa kalacak Peki, yeriniz var mı? Nerede kalıyorsunuz? Kalacak yeriniz var mı? Kalacak yeriniz olabilir. Birçok insanın kalacak yeri var mesela. Diyorlar ki benim bir tanıdığım var, oraya gideceğim. Adres vermenizi istiyorlar. Bazı Avrupa ülkelerinde mesela bu çok katı. Kesinlikle ama kesinlikle sizi bırakmıyorlar. Bizim söylediğimiz yerde ve bizim söylediğimiz bölgede kalacaksın diyebiliyorlar. İsveç'te öyle değil. İsveç bu konuda biraz daha liberal. Diyelim ki siz dediniz ki benim kalacak yerim var. Tamam, nerede diyorlar adresi? Burada. E tamam diyorlar. Okey, gidebilirsin. Size bir kağıt veriyorlar önce. O kağıt sonradan kimliğe dönüşüyor. Kimlik dediğim karta dönüşüyor. Kimlik demeyelim çünkü kimlik değil o kart. İltica ettiğinize dair bir kanıt. Ondan sonra gidebilirsiniz diyorlar ama sizin kalacak yeriniz yoksa. Bu sefer önce sizi kısa süreli bir misafirhaneye alıyorlar. Bu misafirhanenin fiziksel şartları çok iyi değil. Birkaç gün sonra, bir hafta sonra sizi daha stabil olan, şartları daha iyi olan bir yere gönderiyorlar. Orada normal bildiğimiz aslında daireler, kalma yerleri. Yani siz... Yine aslında kendilerine özel alanı olabilen bir yere gönderiyorlar. Kısmen. Yani şöyle, göç kurumu örnek veriyorum. Bir şehrin bir mahallesinde bir binayı kiralıyor. Veya o binada birkaç daire kiralıyor. İlla bütün komşularınız mesela iltica eden kişiler olmak zorunda değil. O binada kiraladığı bir daire var. Siz oraya yerleştiriyor. Tek gelen bireylerde genelde bu ortak alan oluyor. Ama bir aileniz varsa, çocuk vesaire olduğu zaman size ayrı bir daire veriyorlar. Hı hı. Ya bunu tabii şöyle beklememek lazım. Geldik, bizim 3 çocuğumuz var, her birine bir oda. Böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Sonra size soruyorlar ne kadar paranız var? Ya benim şu kadar param var, benim param yok. Param yok derseniz size bir para bağlıyorlar, bir miktar. Çok cüzi bir miktar. Yani inanılmaz, kişi başı 1800-2000 kron arası bir şey olması lazım. Çok düşük bir miktar. Tabii bu değişebiliyor nerede kaldığınıza göre. Migros Market'in kaldığı yerlerde işte mutfak varsa, mutfak yoksa size kalma yeri veriyor mu, vermiyor mu vesaire, buna göre değişiyor. Ama çok cüzi bir miktar. Miktarlar güncel lenmemiş çünkü 1900 yanlış hatırlamıyorsam 80'lerden belki 90'lardan kalma miktarlar. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle bir ailenin hani geçinmesine yetecek bir miktar değil. Ama şu da oluyor. Sizin İsveç'te ilticanız görülürken şayet kimliğinizi ibraz edebildiyseniz, yani bir pasaportunuz varsa, size bir çalışma izni veriyorlar. Bu çalışma izniyle istediğiniz yerde istediğiniz şekilde çalışabiliyorsunuz. Peki ne kadar sürede sonuçlanıyor? İltica bir şey söylemesi kesinlikle zor. Nereden iltica ettiğinize göre, nasıl şartlarda, dosyanızın içeriğine göre çok değişiyor. Migros Market'in dosya yüküne göre çok değişiyor ve her yıl, her dönem farklı bir trend görüyoruz. Yani bazen 3 ay sonuç aldığımız oluyor, bazen yıllar sürebiliyor. Bununla alakalı net bir şey söylemek mümkün değil ama en azından 1,5 yıl civarı bir şey söyleyebiliriz şu anki konjonktürde. Bu süreçte çalışabiliyor olmak da aslında iyiymiş. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle çalışabilirsiniz. Çalıştığınızda Migros şirketin size verdiği yardım kesiliyor tabii ki. Bunu söylemeniz lazım. Ben çalışıyorum diye söylemeniz lazım. Söylememezlik etmeyin çünkü Migros şirket bunları görebiliyor sizin vergi ödediğiniz için. Çalışabiliyorsunuz. Çalıştığınız zaman Skatli Verket'ten geçici bir kimlik numarası alıyorsunuz. Onu da vergi ödemek için. Sonra gidip onu banka hesabı açabiliyorsunuz. Tabii ki oturum almadan her şeyden yararlanmak mümkün değil. Dijital ID dediğimiz bank ID'den mesela yararlanamıyorsunuz. Ki bank ID şu an günlük yaşamın olmazsa olmazı. Bir yerde bir sisteme giriş yapacaksınız, bir ödeme yapacaksınız. Telefonunuzdan bank ID ile onaylamanızı istiyorlar. Mobil bank ID, telefon bank ID'si diyelim kısaca. Ama mobil bank ID'niz olmadığı zaman bank hesabı açıyorsunuz. Diyelim ki bir giriş onaylayacaktınız. İnternet hesabınıza gireceksiniz. Orada size küçük bir cihaz veriyorlar, hesap makinesi gibi. Orada kartınızı takıyorsunuz. Şifre oluşturuyorsunuz. O şifreyi bilgisayara giriyorsunuz. Vesaire bu şekilde oluyor. Sonra başta yaptığınız görüşmeden sonra sizi tekrar bir aslında gerçek yani tam iltica görüşmesi dediğimiz o görüşmeye soruyorlar. Asyl Utredning. O Utredning Samtal'da, o konuşmada, o mülakatta size bazı sorular soruyorlar. Neden korunmaya ihtiyacınız var? Bunu soruyorlar. O görüşmede yanınızda avukat oluyor. Tabii daha öncesinde avukatınızla siz oturup konuşuyorsunuz durumunuzu. Ve o görüşmede size sorular soruyor. Biraz çapraz sorgu gibi oluyor. Bir soru soruyor. Ondan sonra aynı soruyu bir daha sorabiliyor. Ya orası biraz daha bir mücadele o görüşme. Biraz stresli bir mücadele. Ama dediğim gibi yanınızda avukatınız oluyor. Bazen bu görüşmeyi yeterli bulamayabiliyorlar. Diyorlar ki biz bir görüşme daha yapmak istiyoruz. Ya da bizim birkaç sorumuz daha var. Size bir görüşme yapıyorlar. Birkaç ay sonra bir daha. Yani bu görüşmenin sınırı yok. Ama genelde bir iki görüşmede mevzu bitiyor. Bir şey örnek veriyorum. 4 çocuğunuz var. 3 çocuğunuz var. Çocuklarla da konuşmak istiyorlar. Tabii ki bunların hepsi bir güne sığmaz. Bir kişi 3-4 saat sürebiliyor. Ve diyorlar ki tamam artık başka bir güne. Birkaç ay sonra bir tarih daha veriyorlar. Değişebiliyor. Ondan sonra geliyorsunuz artık karar anı. Bir karar çıkıyor. Pozitifse zaten size bir oturum veriliyor 3 senelik. Artık mülteci statünüz olmuş oluyor İsveç'te. Bu ne demek? Zaten iltica ederken pasaportunuzu siz teslim ediyorsunuz. İlk geldiğiniz günde iltica ettiğinizde teslim ediyorsunuz bu pasaportu. Ve pasaportu teslim ettiğinizde o pasaporta el koyuyorlar. Yani pasaportu alıyorlar ve size vermiyorlar. Yani bu ne demek? Siz İsveç'te iltica sürecindeyken ve mülteci olduğunuzda oturumunuza kabul gelirse pasaportunuzu geri alamıyorsunuz. O onlarda kalıyor. Şayet pasaportunuzu geri almak isterseniz bu iltica
ilticanızı geri çektiğiniz manasına gelebiliyor. Peki o zaman şimdi iltica sonuçlanınca mı geri alabiliyorlar? Yine geri alamıyorsunuz. İlticanız pozitif sonuçlandı diyelim. Pozitif sonuçlandığınızda size seyahat dokümanı dediğimiz Riesa Document denilen bir doküman veriyorlar. Pasaport gibi gözüküyor ama pasaport değil. Pasaport gibi kapağı var, pasaport gibi içi var, pasaport gibi şu an yeni pasaportlarda uygulanan daha sert çipli sistemden var. Her şey yok ama üzerinde pasaport yazmıyor. Riesa Document yazıyor ve içinde yazıyor. Mesela örnek veriyorum, siz Türkiye'den geldiniz, içinde yazıyor. Türkiye harici ülkelerde geçerlidir. Bunu da soracaktım. Türkiye'ye kaç yıl gidemiyor? Türkiye'ye mülteci statünüz altında gidemezsiniz. Hiçbir şekilde. Hiçbir zaman? Hiçbir şekilde. Mülteci statünüz ne zaman bitiyor? Ya gidersiniz, dersiniz ki ben artık bunu istemiyorum. O zaman sizden Riesa Document'inizi ve mülteci statünüzü alırlar. Yani sizin eski pasaportunuzu verirler size. Derler ki İsveç'i terk etmeniz gerekiyor şu an. Bitti. Ya da vatandaş olursunuz. Vatandaş olduğunuz zaman Flüchtling status dediğimiz o mülteci statüsü geri alınıyor. Artık peki burada o zaman o vatandaşlığa nasıl geçebiliyorlar? Şöyle, diyelim ki dediğim gibi siz ilticadan pozitif kabul aldınız. Size bir Riesa Document verildi. Bu Riesa Document'te Türkiye hariç her yere gidebiliyorsunuz. Problem yok. Tabii o Riesa Document'i kabul etmesi lazım. Bazı anlaşmalara dahil olması lazım ülkelerin ama birçok ülke dahil. Zaten Avrupa Birliği oturumu veriyorlar. Avrupa Birliği oturumu derken bunu şunu demek lazım. İsveç oturumu ama bütün Avrupa Birliği'nde geçerli olan serbest dolaşım hakkınızı veriyorlar size. Rahatça gidip gelebilirsiniz. Ama Türkiye'ye gidemezsiniz. 3 sene sonra kalıcı oturuma geçebiliyorsunuz. Siz kalıcı oturuma geçmek için şartlar nelerdir? Sizin belirli bir gelir seviyesine sahip olmanızı istiyorlar. Suça karışmamış olmanızı istiyorlar. Kimliğinizi bir seviyede ibraz etmenizi istiyorlar vesaire. Bu şartları karşıladıktan sonra artık sizin kalıcı oturumunuz geliyor. Kalıcı oturum geldikten sonra yine vatandaşlık süresini karşılayıp vatandaşlığa başvuruyorsunuz. Vatandaşlığınız geldikten sonra artık diyorlar ki tamam, siz artık mülteci değilsiniz. Migros şirketle ilişkiniz kesildi. Gidip pasaport çıkarabilirsiniz. Bu sefer sizden oturum kartınızı ya da Riesa dokümanı ya da işte seyahat dokümanını ya geri alıyorlar ya da imha etmenizi istiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki polise gidebilirsiniz. Polisten pasaportunuzu çıkarabilirsiniz. Pasaporta başvurabilirsiniz. En az bir 4-5 yıl neredeyse pasaport... Türkiye'ye giriş yapamayacaklar. Yok, demek pasaport bu. İşlem süreleri tabii ki çok uzun. Pasaport derken vatandaşlık dosyaları çok uzun sürüyor. Ya bunun tabii ki belli sebepleri var. Migros şirketin dosya kapasitesinin çok olmaması, çok fazla dosyalar olması vesaire ama bir nedir Türkçesi? Background check yapılıyor yani. Kronofugden'den, icra kurumundan ya da işte polisten, istihbarattan sizin hakkınızda bilgi istiyorlar. Bu kişiye oturum vermemizde herhangi bir problem var mı? Örnek veriyorum, sizin bir borcunuz vardı, bir borcu ödemediniz. Kronofugden de sizin bir ne denir? İcranız var. Migros şirketi tabii ki bunlara pozitif bakmıyor. Ya da hakkınızda bir dosya var poliste, bir suça karıştınız. Migros şirket yani hatta suça dahi karışmış olmanız gerekmiyor. Ya hakkınızda bir şüphe var. Şüphe dahi olması vatandaşlık verilmemesi için bir sebep. Düzgün yaşamadığınızı tespit ettiler. Bazı yerlerde yalan söylediğinizi tespit ettiler vesaire. Çünkü vatandaşlık demek şu demek. Migros şirketle bağınız kopuyor. Bu söylediklerinizin hepsi aslında oturum türleri içinde geçerli mi? Yani oturumdan ya bu kadar kapsamlı bir kontrol ve ardından vatandaşlığa geçti. Bu kadar kapsamlı bir kontrol sadece vatandaşlık için ama tabii kalıcı oturum içinde bazı şartlar var. Bazı kontroller var. Bunun sebebi de şu: vatandaşlık Migros şirketteki son durağınız. Vatandaş olduğunuz zaman artık Migros şirketle bir işiniz kalmıyor ve örnek veriyorum, siz bir yerde yanlış bir şey yaptınız ama siz vatandaş olduktan sonra tespit ediliyor bu. Bunun cezası vatandaşlığı geri almak değil. Bunun cezası hapis veya işte para cezası. Ama diyelim ki siz kalıcı oturumunuz var, vatandaşlığınız yok. Kalıcı oturumunuz var, siz yanlış bir şey yaptınız. Kalıcı oturumunuzu geri alabilirler. Kalıcı oturumunuzu iptal edip sizi ülkenize geri gönderebilirler. Peki burada mesela şu olur mu? Aile birleşimiyle gelen kişilerde kişinin herhangi bir suça karışmışlığı yok ama örneğin eşi karışmış ve sonuçta hani sponsor eşi olarak gözüküyor, aile birleşimi olarak. Çünkü siz aile birleşimiyle daha gelmiş olsanız uzatırken en önemli sebep şu: sizin eşinizle hala birlikteliğiniz devam ediyor mu? Birlikte yaşıyor musunuz? Evet, tamam, bitmiştir. Yani o maaş şartını tekrar karşılamanızı istemiyorlar zaten. Diyelim ki siz kalıcı oturuma geçmek istiyorsunuz. Kalıcı oturuma geçerken eşinizin maaşı veya geliri üzerinden zaten siz kalıcı oturuma geçemiyorsunuz. Başvuranın kendisi yani kendi kendini geçindirebilmesi gerekiyor ki kalıcı oturuma geçiyorsun. O yüzden eşle alakalı durumlar önemli değil. Tamam, aslında onu da soracaktım. Kalıcı oturum için şartlar nelerdir? Yine bu az önce işçi oturum için bahsettiğimiz rakamlar değil tabii ki. Şunu istiyorlar. Yani kira, örnek veriyorum, evli bir çift, çocukları yok. E diyorlar ki burada kiranın yarısını ya da ev sizindir. Ev sizinse işte bazı avifler var ya da işte kredi çektiğiniz kredinin taksidi değil ama faizi. Bunları iki eş arasında bölüyorlar, ikiye bölüyorlar. Size düşen nedir? Şu kadardır. Bunun üzerine kendiniz geçindirebileceğiniz 6000 küsur kronluk bir paranız olması istiyorlar. Yani aslında yine yaşam masraflarını çıktıktan sonra işte belli bir miktar paranız olduktan sonra kalıcı oturuma geçebilirsiniz. Yani aslında çok da yüksek değil. Anlıyorum. Ama yine iş şart. Yani bir geçimi evet, sağlıyor yani, olmak yani, tabii ki gerekiyor. Yani sadece bir... Çünkü önceden böyle değil diye biliyorum. Aile bileşiminde önceden aslında gelen kişiden böyle bir şey istenmiyordu. Tabii ne kadar öncedir onu da bilmiyorum da. Çok da eski değil bu söylediğiniz şey ama tabii şu yüzden bu kuralı değiştirdiler. Aile bileşimlerinde büyük bir çoğunluk başvuran kişi kadınlar ve İsveç'te yaşayanlar erkekler. Kadınlar eşlerinin yanına geliyordu İsveç'e ve tabii ki ne oluyor? Bunu genel bakmak lazım. Tabii kişisel tecrübelerden değil ama genel bakıldığında kadınlar evde duruyor, erkekler çalışıyor. Bu şekilde olduğu için kadınların iş hayatına, tabii göçmen kadınlardan bahsediyorum, katılmaları için, daha çok aktif olmaları için dediler ki artık eş üzerinden sağlanan gelir bu sayılmıyor. Artık kişinin kendi kazanması gerekiyor parasını. Deyince böyle bu şekilde bir inisiyatif var
kadınları iş hayatına itmek için. Aslında düşünce olarak güzel. Fena değil evet. Zorlaştırıyor olması dışında düşünce evet. olarak güzel. Fena değil ama evet. Peki şimdi burada gelen bir spesifik soru vardı. Onun üzerinden soracağım. Avrupa Birliği geçici ya da kalıcı oturum sahibi bir kişinin İsveç'ten iş bulması durumunda İsveç için başvuruyu Türkiye'den mi yoksa oturumunun bulunduğu ülkeden mi yapması gerekiyor? Ve bütün işlemlerin İspanya'dan mı yapılması gerekiyor? Yani şöyle bu soru aslında net bir soru değil. Çünkü şöyle Avrupa Birliği kalıcı ve Avrupa Birliği geçici oturumu geçici ne demek? Geçici olduğunu düşünerek çünkü şey Avrupa Birliği geçici oturum diye bir şey yok. Sizin İtalyan oturumunuz olabilir geçici bir şekilde. Avrupa Birliği geçici oturumu değil ama İtalya'da verilmiş. İtalya'ya özel ama Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım yapmanızı sağlayacak bir geçici oturum olabilir. Evet tam olarak bu durumlarda bulunduğunuz ülkede eğer oturumunuz varsa oradan başvurularınızı yapabilirsiniz. Ne başvurusu olduğu önemli değil. İltica hariç. İltica sadece İsveç içinden. Avrupa Birliği kalıcı oturumu dediğimiz bizim bir şey var. Aslında oturum değil o. Sterling son varaktet bulsat diye bir durum var. Sterling. Bu nedir? Yani belli bir Avrupa ülkesinde belli bir vakit yaşadıysanız 5 sene kesintisiz belli bir gelir şartını karşılıyorsanız sizi hani İngilizcesi EU Long Term Residency diye geçiyor. İsveççesi Sterling son varaktet bulsat. Ama AB kalıcı oturumu diyelim buna. AB kalıcı oturumu veriyorlar size. Bu şu demek. Siz kalıcı oturumunuz var o ülkede. Örnek veriyorum Almanya. Ama sizin aslında AB kalıcı oturumunuz da var aynı zamanda. Siz başka bir AB ülkesine yerleşebilirsiniz demek bu. Bir sebep göstermenize gerek yok. Ben kendim... Herhangi bir şart olması yok. Gerekmiyor. Yok. Bunu aldınız diyelim. Dediniz ki Hollanda'dan ve Almanya'dan aldınız. Dediniz ki ben İsveç'e yerleşeceğim artık. Tabii kendinizi geçindirebilmeniz gerekiyor. İsveç'e yerleşebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Peki bu AB kalıcı oturum izni herhangi bir AB ülkesinden kalıcı oturum aldığınızda otomatik olan Hayır. bir şey mi? Hayır. Ayrı Farkı bir başvurusu ne? var. İsveç'te de aynı şekilde. Ayrı bir prosedür, ayrı bir başvurusu var. Ayrı şartları var. Süreler ayrı, maaşlar farklı ve dediğim gibi ayrı bir prosedür. İsveç'te de yapabilirsiniz bunu. İsveç'te de dediğim gibi 5 sene kaldıktan sonra İsveç dışında çok fazla bulunmadıysanız, yeterli bir maaşınız varsa, kimliğinizi ifraz edebiliyorsanız vesaire bu şartları karşıladıktan sonra İsveç içinden de bu AB kalıcı oturumu alınıyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? Diyorlar ki buyurun sizin AB biz kalıcı oturumunu veriyoruz. Yanında da bir de bir kart daha veriyorlar. Bu da İsveç kalıcı oturumunuz. İkisini birden veriyorlar aslında. Ya tabii bu da avantaj dezavantaj. Hangisine başvurmak lazım? Kişiden kişiye göre değişiyor. Bazen ikisine birden başvuruyoruz. Bazen sadece birine başvuruyoruz. Peki diyelim ki İsveç kalıcı oturumuna başvurdum. Vatandaşlığımı aldım daha sonrasında da. Ve günün birinde dedim ki ben AB kalıcı oturumu da istiyorum. Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Böyle bir şey yapamazsınız. Çünkü siz artık AB vatandaşısınız. İsveç vatandaşıyken herhangi bir AB oturumundan oturum izni almıyorsunuz. Farklı bir şey alıyorsunuz. O da yani bir şey almıyorsunuz aslında. Mesela bu bahsettiğimiz oturum izinleri İsveççesi Uppehållstillstånd. Uppehåll işte durma burada ve tillstånd da izin. Uppehållstillstånd. Herhangi bir AB vatandaşının herhangi bir AB ülkesine gidip tabii bu 3 aydan fazla istediği şekilde gidebilir. 3 aya kadar kalabilir aslında. Tabii 3 aydan fazla da kalabilir. Çünkü giriş çıkışlarda damga basılmıyor. Sizin 3 ay önce girdiğinizi kimse tespit edemiyor. Kontrol olmuyor çünkü AB içinde. Yani herhangi bir AB vatandaşı istediği AB ülkesine istediği gibi yerleşebilir. Tabii ki ve buna biz Uppehållstillstånd demiyoruz. Uppehållsrätt diyoruz. Yani oturum hakkı herhangi bir başvuru vesaire gerektirmiyor. Sadece İsveç için Skatteverket'e gidip kayıt olmanız gerekiyor. Şunu sadece istiyorlar. Yani herhangi bir AB vatandaşının özellikle Doğu Avrupa'daki insanların AB vatandaşlarının Orta Avrupa, Batı Avrupa ya da Kuzey Avrupa'ya gidip orada sadece sosyal güvenlik sisteminden yani suistimal edilmesin diye o sosyal evet. güvenlik sistemini yormasın diye şunu istiyorlar sadece. Yani ya bir iş bulmuş ol ya bir tanıdığın seni geçindirecek olsun ya senin bir hali hazırda bir paran olsun ya da bir sigortan olsun bir şey istiyorlar yani bu şekilde ama tabii ki çok yumuşak kurallar. Yani siz İsveç vatandaşı oldunuz. Almanya'ya gitmek istiyorsunuz. Almanya'ya şunu ben AB vatandaşıyım. Geldim. Benim biraz param var. Ben bu paramla geçirmeyi planlıyorum. Benim sigortam da var. Buyurun diyebiliyorsunuz. Ya da ben buradan iş buldum şu anda. Ya da iş buldum. Gidiyorum ve tabii ki şu değil yani. Mesela İsveç'te çalışabilmeniz için önce oturumunuzun çıkması gerekiyor ya. İsveç vatandaşınız Almanya'ya gittiniz. Hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Öyle bir fark olmuyor. Yani ne denir? Oturum izinlerine göre oturum hakları diyelim. Uppehållsrätt mevzu çok çok kolay. Ve tabii ki yani yanınızda Uppehållstillståndunuz olsa, oturum izniniz olsa ailenizi getirmek ya da İsveç vatandaşı olduğunuz diyelim. İsveç vatandaşı olduğunuzda dahi ailenizi getirmek bambaşka bir süreç. Aile bileşiminden bahsettik. Ama oturum hakkınız olduğu zaman bunlar çok kolay. Direkt getirebiliyorsunuz ailenizi. Yani evet. aslında burada bir dengesizlik de oluşuyor. Tabii ki bu bahsettiğimiz dosya türleri artık çok ufak yüzdeliğe indik. Ama şu daha avantajlı. Alman vatandaşı İsveç'e taşınıp eşini getirmesi çok kolayken İsveç vatandaşı birinin İsveç'e eşini getirmesi çok zor. Bilmez miyim? Ne? Evet genelde şunu da insanlar çok düşünebiliyorlar. Yani eşim işte iş buldu gidecek. Biz ne kadar süre sonra gelebiliriz mesela? Ben ve çocuklarım ne zaman gidebiliriz gibi. Aslında anında aynı aynı anda başvurabilirler. Sağlıyor. Sonradan da başvurabilirler. İkisi de mümkün. Ama aynı anda da çıkabilir tabii, yani. Tabii. Aynı bir sıkıntı yok. Başvuruya dahil olmaları gerekiyor tabii ki. Ama evet aynı anda oturumlarını alabilirler. İsveç'in diğer Avrupa ülkelerine kıyasla sunduğu bir göç avantajı, imkanı var mı? Ya bu zor bir soru. Çünkü biz tercihimizi yapmışız şimdi yani. Burada oturuyoruz İsveç'te. Hani ne kadar objektif konuşabiliriz bilmiyorum ama hukuki bakımdan şöyle değerlendireyim. Daha avantajlı Avrupa ülkeleri var. Aksini söylemek doğru olmaz. Hem oturum açısından hem süreler açısından daha avantajlı. Belki maaş
avantajlar açısından daha avantajlı Avrupa ülkeleri var. Ama tabii ki yani İsveç çok güzel bir ülke, çok sakin bir ülke, çok telaşsız, çok stressiz bir ülke. Çok refahı yüksek bir ülke olduğu için tabii çoğu insan bu dezavantajlara katlanmayı seçiyor. Ama bu demek değil ki İsveç çok kötü. Çok avantajlı olduğu kısımları var ve diğer bazı Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi olduğu kısımları da var. Ama ben de tabii ki hani meslektaşlarım aracılığıyla hep duyuyorum. Belçika'da şöyle, Hollanda'da böyle vesaire. Bizim süreçlerimiz şöyle, bizim yani bazı ülkelerde hukuki usul daha kolay, bazı ülkelerde daha zor vesaire. Ama İsveç tabii ki ılıman bir ülke. Tabii ki. Mesela Kuzey Avrupa ülkeleri arasında İsveç çok daha fazla göç alıyor. Hani bir Danimarka, Norveç, Finlandiya buralar daha zor göç alıyorlar. Daha az kişi tabii yani, alıyorlar. Tabii Norveç tabii ki AB değil. Hani evet. Onu da söylemek lazım. Danimarka göç politikası çok sert bir ülke. Çok çok sert bir ülke. İşçi göçü hala alıyor ama iltica bakımından çok zor bir ülke. Bir de vatandaşlık da vermiyor. Vatandaşlık şartları da çok zor. İsveç'in şu an vatandaşlık şartları yani bir dil şartı dahi istemiyor. Bir vatandaşlık sınavı istemiyor. Danimarka'da vatandaşlık sınavı var mesela ve çok zor bir sınav. Rahat rahat geçilebilen bir sınav değil. Muhtemelen Danların girse zorlanacağı türden bir sınav. İsveç'te böyle bir sınav yok. İsveç'te yani bir dil şartı dahi yok ve dil şartını getirdikleri zaman bilmiyorum ne kadar referans olur ama yani B1 seviyesinde günlük İsveççe bilmenizi istiyorlar. İsteyecekler daha doğrusu. Şu an bir dil şartı yok ama bunu istedikleri zaman da bu şekilde isteyecekler. Çok basit düzeyde. Yani açıkçası objektif bakıldığında da onu da herkes bilebilir. Yani burada yaşamayı düşünüp yani vatandaş olmak isteyen biri için de makul şartlar. Yani bu söylediğimiz şart. Yani bir büfeden gidip bir şey almak, restoranda sipariş vermek, otobüse binebilmek, doktorla hastanede iletişim kurabilmek vesaire. SFE'yi bitirdiğiniz haliniz. Evet, İsveç için SFE'yi bitirdiğiniz hali diyebiliriz. Bu çok yani bu daha netleşmedi tabii ki. Kanunlaşmış bir şey değil. Şu an böyle bir şart yok ama geldiğinde bu seviyelerde olacak. Kimseyi zorlamayacaklar. Yaşlılara zaten dokunmayacaklar vesaire. Benim konuştuğum kimse bu şarta karşı değil mesela. Çok da makul bir şart. Çok yüksek seviyede bir dil istemeyecek. Hani herkes için makul olan bir şeyde dahi rahat rahat geçiremiyorlar bunu. Daha kanunlaşmış bir şey değil ama bakalım bekliyoruz. Ben de bana kadar olur diye düşünüyorum. Ya o kadar İsveççe herkes zaten birkaç sene yaşadıktan sonra burada öğreniyor zaten. Evet, bir de zaten devletin de kendi ücretsiz olarak imkan verdiği bir şey olduğu için hani çok zorlayacak bir şey değil aslında. İş yeri açarak oturum izni ya da vatandaşlık almak mümkün mü? Mümkünse bunun için şartlar neler ve süreç nasıl ilerliyor? Bir de eş ya da çocuk bundan yararlanabiliyor mu? Eş ya da çocuk bundan yararlanabiliyor tabii ki. Ailecek gelebiliyorsunuz buraya. Bu oturum türü diğer oturum türlerine göre iltica da tabii ki çok zor bir oturum türü ama oturum türü zor bir oturum türü. Bunun için tabii ki İsveç'te bir şirket olması gerekiyor. O şirkette sizin kontrolünüzün olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Hangi sektörde, hangi piyasada iş yapacağınızı göstermeniz gerekiyor. Varsa kontratlarınızı, iletişimlerinizi göstermeniz gerekiyor. Müşterilerinizle ya da hizmet vereceğiniz veya bir ürün satacağınız yerlerle nasıl iletişim kurduğunuzu ve o iletişim diline hakim olmanızı göstermenizi istiyorlar. Ya İngilizce ya İsveççe. Bunun yanında banka hesabınızda yüklü bir miktar para olmasını istiyorlar. Sizin için belli bir miktar var mı? Tabii yani sizin için yani başvuran kişi için 200 bin kron, eşi için 100 bin kron, çocuklar için her bir çocuk için 50 bin kron. Hali hazırda bankada bir para olmasını istiyorlar. Bunun üstüne burada yapacağınız sektördeki tecrübenizi geldiğiniz ülkede göstermenizi istiyorlar. Yani şu olmuyor. Benim param var. Ben İsveç'te bir restoran açmayı düşünüyorum. Ama Türkiye'de hiç restoran işletmedim. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ama ya bunlar tabii ki karşılaması zor şartlar ve bunlar eksi yanları diyebiliriz yani bu oturum türünün. Ama çok pozitif bir yanı var. Bu da size 2 senelik oturum veriyorlar ve bu 2 senenin sonunda hemen kalıcı oturuma geçebiliyorsunuz. İşçi oturumu gibi 4 sene beklemenize gerek yok veya iş iltica oturumunda 3 sene beklemenize gerek yok. Bu oturum türünde yani iş ne diyelim ticaret yapmak için gelen oturum türlerinde 2 sene sonunda kalıcı oturuma geçebiliyorsun. Tabii batmadılarsa yani. Tabii ki yani çünkü şöyle her aslında kalıcı oturuma geçerken her oturum timinde şuna bakarlar. Kalıcı oturum şartları bunlar. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Okey. Problem yok. Şirketten gelen gelirle bu aile geçinebiliyor. Ama aynı zamanda şuna da bakarlar. Şirketi işte 2 senelik oturum veriyor ya. Tekrar bir 2 senelik oturum verebiliyor muyuz? Bu şartları da karşılıyor mu? Yani örnek veriyorum aile bileşimde. Tekrar aile bileşimi şartlarını karşılamanız gerekiyor bir. İkinci olarak kalıcı oturum şartlarını karşılamanız gerekiyor. Ben sadece kalıcı oturumu karşılıyorum ama ilk oturum türümün şartlarını artık karşılamıyorum. O zaman kalıcı oturum alamazsınız tabii ki. Bu iş yeri oturumlarında da öyle. Kâr etmiyorsunuz. Yani herhangi bir gelir getirmiyor. Zaten mümkün değil. Şeyden de merak etmiştim bu konuyu. Yani bazı ülkelerde mesela direkt iş yeri açtığınızda ya da ev aldığınızda direkt vatandaşlık alabiliyorsunuz ya. O şekilde değil burada. Direkt vatandaşlık da alamıyorsunuz. Direkt önce oturum, ondan sonra kalıcı oturum, ondan sonra vatandaşlık. Ama yine de 2 yıldan sonra olması da bayağı avantajlı. Evet, oldukça avantajlı. Evet. Bu gelen sorulardan birisi. Avrupa'da sağ görüşün yükselişe geçmesinin sizce göç politikalarına bir yansıyışı var mı? Yani
elbette var. Yani bu Avrupa'da sağ oylar yükseliyor ama tabii ki İsveç içinde de yükseliyor. Bu AB'deki kanunları etkiliyor. İsveç'teki de İsveç kanunlarını etkiliyor. Tabii ki AB kanunlarının bazıları İsveç için bağlayıcı, bazıları sadece bir standart koyuyor ve bu standart arasında kanun yapıcıya İsveç'te kanun yapma hakkını veriyor. Yani özellikle iltica bakımından bir şeyler çok zorlaşmaya ve negatif bir trend görüyoruz yani. Onun dışında işçi olarak gelme adına tabii ki şartları zorlaştırıyorlar ama belli bir yere kadar zorlaştırabilirler. Çünkü Avrupa piyasası, Avrupa marketi dışarıdan göçe mecbur, mahkum yani. Şu an İsveç'e dışarıdan çalışan işçi gelmese İsveç ekonomisi küçülür. O yüzden tabii ki sağın yükselişi bazı kanunları ve kuralları zorlaştırsa da hiçbir şekilde bitirmez ve belli bir zorlaştırmanın ötesine de geçemezler. Zorlaştırırlarsa kendilerine negatif etkisi olur çünkü. Ya bir de bana kalırsa şey de var yani, bir tek sağ görüşün yükselmesi değil, şimdi uzun yıllardır göç alan bir ülkeden bahsediyoruz ve son zamanlarda çok daha fazla göç alıyor birçok farklı ülkeden. Hani bunun illaki düşünülen ülkeler olması gerekmiyor. Yani Avrupa içinden de mesela çok fazla göç var. İşte Japonya, Çin bu taraflardan da çok fazla var. Güney Amerika taraflarından yine çok fazla gelen var. Yani çok fazla ülkeden gelen olduğu için ister istemez kendi özünü de korumaya çalışıyor birazcık daha. Yani o yüzden birazcık da artık daha sınırlayarak seçmeyen. Tabii normalde ki de önceden her gelen gelsin gibi tavrı yoktu ama şimdi birazcık daha sınırlama. Belki işte daha sonrasında dil şartı. Tabii. Vatandaşlık için yine sınav belki ülkenin tarihine dair. Yani bunlar aslında birazcık da bence kendi özünü de kaybetmemek için. Bir tamamıyla siyasi olduğunu da düşünmüyorum. Yani tabii ki bu kaçınılmaz bir etki. Bu kadar göç alan bir bölgeden bahsediyorsak o bölgede tabii ki göçmenlik karşıtı. İlla karşıtı olmasına gerek yok. Regülasyonların sertleşmesi kaçınılmaz. Bu her zaman her ülkede olur. Avrupa'da da oluyor tabii ki. Ama bu dediğim gibi yani belli bir yere kadar olabilir. Ya şunu da söylemek lazım. Tabii ki bazı hani sağ yükseliyor ama bu şu demek değil her zaman. Evet, aşırı sağ partilerin oyu yükseliyor. Çünkü İsveç'te sağcı olmasa dahi göçmenlerin ve de bu oturum tiplerinin düzgün regüle edilememesinden rahatsız insanlar da var. Ve sırf bu yüzden sağcı olmamalarına rağmen aşırı sağ partilere oy verebiliyorlar. Ne denir? Gidip gelen bir mevzu. Yani regülasyon sertleştirilir. Halkın nabzı tutulur. Halk rahatlamıştır. Eski halimize biraz dönebiliriz, rahatlayabiliriz gibi. İsveç'teki şu an bu gerginlik mesela kırıldı biraz. Geçtiğimiz senelerde çok daha büyük bir gerginlik vardı. Şu an biraz daha kırıldı. Çünkü niye? Sağ koalisyon geldi. Ceza kanunları sertleşti. Göç kanunları sertleşti vesaire. Halk rahatlatıldı. Bazı şeylerin belki önü kesildi. Belki bilmiyorum, izleyen ceza hukukçuları da vardır ama yani bilirler ki aslında cezanın sertleştirilmesi asla suçu engellemez. Yani bu da defalarca kanıtlanmış bir şey araştırmalarla. Ama ne olur? Halk rahatlatılır. Evet, açıkçası ben bile yani halk vatandaş değilim ama benim bile rahatladığım şeyler oluyor. Tabii şunu da söylemek lazım. İsveç'teki sağ görüşü yani sağ partileri veya sağ politikayı dünyanın herhangi bir yerine koyduğumuzda sol kalır. Evet. Yani burada sağ, yani ekonomik bağlamda düşünürsek sağ partiler Türkiye'de soldur ve Amerika'da soldur. Hem de çok aşırı soldur yani. Çünkü hani İsveçlilerde şu var her zaman. Ya burası tabii ki sosyalist bir ülke ve bir İsveçli liberal dahi olsa, dediğim gibi ekonomik manada bahsediyorum, ekonomik model olarak liberal dahi olsa şunu söyler yani, işte bizim içimizde bir sosyal demokrat yatıyor diye her zaman der yani. Burası sosyal demokrat bir ülke. İnsanların birbirine davranışı, yaklaşımı da her zaman böyle. Dediğim gibi toplum içinde her zaman gelişmeler olur. Bu gelişmeler kontrol edilir. Her zaman olduğu gibi yani, aslında farklı bir durum görmüyoruz Avrupa'da. Oturum iznine başvurdu kişi ve red cevabı geldi. Bu cevaba itiraz edildi. Ortalama bu ne kadar sürede yeniden dönüş yapılıyor? Yani bunun net bir süresi yok. Oturum tipinden ve de hangi mahkemede itiraz edildiği alakalı olmak üzere değişiyor bu. 8-12 ay sürebiliyor. Bazı itirazlar 1-2 hafta içinde dönebiliyor vesaire. Ve itirazın sonucu çok önemli. Pozitif mi, negatif mi, bariz bir şekilde pozitif mi, bariz bir şekilde negatif mi, yoksa yeterli araştırma yapılmadığı için dosya itiraz kararı veren kuruma geri mi gönderilecek şeklinde çok değişken var burada. Net bir cevap vermek çok zor yani. Ama özellikle büyük dosyalarda, zor dosyalarda 8-12 aydan önce cevap beklemek doğru değil. Dediğim gibi bu mahkemenin işlem süresine göre de değişiyor ve dosya tipine göre de değişiyor. Ya örneğin mesela bir çalışma iznine geldiyse. Ya çalışma izinlerine tabii ki daha hızlı bakıyorlar. Daha öncelikli dosyalar bunlar. Daha kısa sürede halletmeye çalışıyorlar ama bu bir garanti değil. Kurumları ve mahkemeleri bağlayan net bir regülasyon yok. Bazı kanun maddeleri var, bazı sürelerde karar alınmasını talep ediyor ama bu karar alınmazsa şu olur denilen sonucu yok. Yani o yüzden bağlayıcılığı yok diyorum. Mahkeme de tabii ki kuruma şunu diyebiliyor, şu tarihte bir an önce karar al diyebiliyor ama şu tarihte karar al diyemiyor. Demiyor daha doğrusu, diyebilir ama demiyor. Bu da neye sebep oluyor? Bir an önce ne demek? Hukuki olarak bunu tanımlayamıyoruz. O yüzden kurumu bağlamadığı için bir etkisi olmuyor diyelim yani. Uzun sürebilir. Evet. Bu benim geçenlerde gördüğüm bir haberdi. O yüzden sormak istedim. Bir aile
ile oturum izni süresi bittikten sonra kalıcı oturuma, ardından da vatandaşlığa başvuru yaptığında 18 yaşında bir çocukları varsa o çocuğun sınır dışı edilme ihtimali var mı? Yani şöyle, bu ne oturumu aldığınıza göre değişir. Her oturum tipinde aynı değil tabii ki. Ama şunu söyleyebiliriz. 18 yaşına gelen artık bir birey olarak sayılıyor. Bir yetişkin. Reşit olmuş. Artık sizinle birlikte oturum uzatmasına izin vermiyorlar. Ve bazı durumlarda tabii ki diyebilirler. Sen artık kendini geçindirebiliyorsun. Ya şuna bakıyorlar tabii ki. Çok yıl geçmiş. Çocuk 18 yaşına girmiş ama yani İsveç'te çok vakti geçmiş. Yani 18 yaşının 10 senesi İsveç'te geçmiş, örnek veriyorum. Ya bu, tabii göndermiyorlar bu durumlarda. Diyorlar ki İsveç artık senin bağın çok kesinleşmiş, çok netleşmiş. Biz seni geri göndermiyoruz diyorlar ama normalde tabii ki sizin oturum türünüz sizin için ve aile üyeleriniz için geçerlidir ama 18 yaşına kadar. Bazı durumlarda 21 yaşına kadar esnediği oluyor ama 18'i baz almakta fayda var. Bu konuda tam bir şey soracaktım. Mesela örneğin çalışma izniyle gelmiş eşlerden birisinin çalışma izni var ve bütün aile gelmiş. İşte dediğiniz gibi örneğin çocuk daha küçük de gelmiş olabilir ama ben daha büyüğü soracağım. Örneğin 15 yaşlarındayken gelmiş. Burada işte liseyi okuyor, hatta daha sonrasında üniversiteye de başvuruyor. Aile o sırada artık kalıcı oturuma geçecek. Bu çocuk artık yani 18 yaşında oldu ama burada da bir atıyorum üniversiteye başvuru yapmış. Bu durumda da yine mesela kendini geçindiriyor olmasını bekliyorlar mı? Yoksa bu sonuçta bizim ülkemizde bir üniversitede okuyor gibi mi değerlendiriliyor? O şekilde değerlendirilmiyor tabii ki. Dediğim gibi bazı durumlarda 18 yaşı 21'e kadar esnetiyorlar. Bu esnetilebilme durumu. Esnetilebiliyor herhalde. Evet. Bu garanti değil. Esnetecekler diye net bir şey yok. Bazı durumlarda esnetilebiliyor. Çocuğun onun dışında kendi çalışmasını istiyorlar tabii ki kalıcı oturuma geçmesi için ama oturum uzatırken dahi problem yapıyorlar. Şunu diyebilirler yani biz sizin işçi oturumunuzu uzatmanızdan ötürü çocuğa oturum vermeyeceğiz. Çocuk için farklı bir sebebiniz var mı? Örnek veriyorum, üniversitede okuyor, öğrenci oturumu, çalışıyor, onun adına işçi oturumu vesaire gibi olabiliyor. Ama dediğim gibi bazen 18'den 21'e kadar esnemeler olabiliyor. Benim sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada biz bu video sayesinde tanıştık ve sağ olsun yine de bütün sorularımızı da cevapladı. Bir video daha çekeceğiz Hamit Bey'le birlikte. Sadece bir avukat olarak gelmek, ayrıca kendisi üniversiteye de burada okuduğu için öğrenci olarak gelmek üzerine de bazı konuşmalar yapacağız. Bir sonraki videoda da ondan bahsediyor olacağım. Ben tekrardan size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, ekstra? Hayır. Hayır. Ve ayrıca Hamit Bey'in telefonunu da şu anda alta ekliyorum. Oradan da eğer sormak istediğiniz bir şey varsa ya da örneğin siz de bir göç başvurusu yapacaksınız ve bir avukat arıyorsunuz ve o kişinin de Hamit Bey olduğunu düşünüyorsunuz. Ulaşmak istediğinizde en azından bu numaradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.